Yeşil mikrofon, yüzünü sevgiler. İyiliği yücel, kötülüğü ezer. Derdi dinleyip, devayı söyler. Yeşil Bursa'daki yeşil mikrofon. Yeşilim, kötüyle iyi değil aram. Düşünceni paylaştıkça kapanacak yaram. Sen de gel, hayır, katıl yeşile. Yeşil Bursa'daki yeşil mikrofon. Bursa Yeşil Mikrofon'a hoş geldiniz sayın vekilim. Bugün hakkınızda genel görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi 31 Mart yerel seçimleri tabii Türkiye'nin önünde çok önemli bir seçim. Biz de 6 aylık milletvekili sürecini henüz bitirdik. Yeni bir seçim sürecine giriyoruz. Adaylarımızı belirledik. Her zaman olduğu gibi yine kamuoyu yoklamaları, teşkilat temayülleri, istişare kültürü ve en son tabii üst kurullarda ve nihai şekillenme Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle ortaya kondu. Bütün adaylar hayırlı olsun, Bursa'mız hayırlı olsun. Ben 31 Mart akşamında AK Parti'nin Bursa'da yine yeni bir zafere imza atacağına yürekten inanıyorum. Bunun çalışmaları ve çabası içerisinde olacağız. 2010'dan sonra hemen hemen bütün seçimlerde sahada olan birisi olarak, yani aktif siyasi... Ben de sizi yakından tanıyan ve bilen biri olarak. Siyasi görevi olsun veya olmasın, bu partinin bir gönüllüsü olarak geniş bir seçim tecrübem var. Bu anlamda da bu seçim tecrübelerimi de sahaya yansıtacağım. Bugünkü atmosferi nasıl buldunuz? Zaten atmosfer harikaydı. Yani gerçekten çok büyük bir coşku vardı. Gerçekten 2023 hedefleri doğrultusunda AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyon aslında her zaman söylediğimiz gibi bir milletin ortaya koyduğu hedeflerdi. Ben 2023 hedeflerinden bahsederken milletin hedeflerini görüyorum. 2053 hedefleri dediğimizde gençlere baktığımda Fatihleri görüyorum. 2071 hedefleri diye cümleye başladığımda yine gençlere baktığımda Alparslanları görüyorum. Onlara yönelik, gençlerimize yönelik, Türkiye'nin geleceğine yönelik hedefler bunlar. Bu hedefleri yürüyüşümüzde de 31 Mart seçimleri son derece önemli bir seçim. Tevazu, samimiyet ve gayret temel ilkelerimiz. Yani biz bu milletin kök değerlerinden yola çıkmış bir siyasi hareketiz. Bize tevazu yakışır. Bize milletin haliyle hallenmek, derdiyle dertlenmek yakışır. Bize gayret yakışır. Bunu da bütün arkadaşlarımıza, bütün teşkilat mensuplarımız, milletvekillerimiz, yeni şimdi belediye başkanı adaylarımız ve bütün gönüldaşlarımızla sahaya yansıtacağız, ortaya koyacağız. Milletimiz bunu son derece iyi anlıyor ve sandıkta milletin refleksleri her zaman Türkiye'nin önünü açan refleksleri olmuştur bugüne kadar. Milletimize minnettarız. Onlara layık olmanın gayreti içerisinde olacağız. Sayın Vekilim, son iki soru soracağım. İlk sorum şu: Cumhur İttifakı hakkında. Cumhur İttifakı aslında bir duruş ittifakı. Öyle masa başında siyasi partilerin üst kurullarında bir organizasyon değil. Cumhur İttifakı bu noktada Cumhur'un ittifakı, halkın ittifakı. Bu anlamda da zaten geçtiğimiz seçimde bunu net olarak gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok önemli bir oy oranıyla Cumhur İttifakı ülkenin başına getirdi. Milletin oyuyla, milletin iradesiyle bu tecelli etti. Bu son derece önemli. Türkiye demokrasi tecrübesinde de son derece önemli. Bu Cumhur İttifakı'ndaki bu duruş ittifakımızı sürdürüyoruz. En ufak bir sorun yok. Bugün salonda yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı vardı. Yine bir ilçenin belediye başkan adayı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları birlikteydik, beraberdik. Ve bu birlikteliği Cumhur'un ortaya koyduğu, milletin ortaya koyduğu, halkın ortaya koyduğu bu ittifakı hiçbir şekilde ruhuna zedelemeyecek şekilde çalışmalarımızı buna göre ortaya koyacağız. Ben bu noktada bu iradeyi tecellisi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bütün arkadaşlarımıza, her iki siyasi partinin erklerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Son olarak kayıtta kalsın diye, size göre oy oranı ne olacak? Yani bana göre her zamankinden daha iyi bir oy oranıyla inşallah 31 Mart akşamında büyük bir zafere Bursa'dan imza atacağız. Bursa %50 ve üstü mü diyoruz? Bursa, şöyle diyeyim, Bursa 17 yıllık bir siyasi partiyiz. Milletin kök değerlerinden yola çıkmış bir siyasi hareketiz. 16 yıldır iktidardayız.
ve 16 yılda Türkiye ortalaması neyse onun sürekli olarak üstünde bir oy almış ve bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünü ağartmış bir şehrimiz. Ecdat yadigarı bir şehir, maneviyatlı bir şehir, ruhaniyetli bir şehir. Yine kendisine düşeni Bursa bu sefer de yapacak. Yürekten inanıyorum. Bursa Yeşil Mikrofon'a katıldığınız ve gençliğe ses verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Her daim desteklerinizi bekliyoruz. Sizin vasıtanızla bütün genç kardeşlerim başta olmak üzere hemşerilerime selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.